iflaslardan sonra söylediğim demokrasinin düşmanı düşmanı olan e kimlik siyasetleri gündeme getiriliyor. Ya deniyor ki işte ben Alman milletinin bin yıllık yeni rayhı, üçüncü rayh e ve bütün dünyayı biz işte yöneteceğiz, oraya refah ve mutluluk getireceğiz filan gibi milliyetçi söylenler geliyor. Veya Allah'ın emri işte biz burada dinimizin imanımızın gerçeklerini dile getiriyoruz ve onlar için kendi hayatımızı e, te, te, tehdit eden tehlikelere karşı göğsümüzü geriyoruz. Bu konuda naz var gibi. Evet, kutlu yolda yürüyoruz. Bu konularda naz var diye söylüyoruz. Size, bize bugün bize ne oluyor. Bugün, bugün, bugün. Bu Türk lirasının düşüşü. Doların artışı değil, dolar yerinde duruyor. Yani onda küçük bir artış var. Yani Amerika'da da küçük yüzde üç dolayında 3 ile 5 arası bir enflasyona gidiş var ama bu çok önemli değil. O yerinde duruyor. Dolar, doların yükselişi değil mesela. Türk lirasının düşüşü. Türk lirasının düşüşü bütün Türkiye'yi ve dünya piyasalarını bir e, yani şaşkınlığa sevk etmişken ve ne yapacakları bilinemezken bu kaos içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iktidarın sözcüleri Ayasofya'nın açılışından ve dinin nasıl Türkiye'yi kurtardığını, aydınlattığını anlatmaktan söz ediyorlar değerli izleyiciler. Çok çok vahim ve çok trajik bir olay. Ve bütün bunların birikiminin en sonundaki aktörü olan yeni Maliye ve Hazine Bakanı Diyor ki asıl diyor riske giren benim benim işte şeylerim var e, satış mağazalarım var bin tane çalışanım var sermayem var ben her şeyimi kaybedeceğim ya siz diyor ya siz maaşla çalışanlar ne kaybedeceksiniz sizin kaybedecek hiçbir şeyiniz yok diyor evet işte onun için diyorum ben cehalet filan diye dediğim şey o yani bu şeylerde ve ve sıkı durun bir, bir zat var daha doğrusu iki tane zat var şeyde e, ee, iktidar partisinde AKP'de bir de onun destekçisi olan e, neyse o ayrı bir mesele şimdi. İki zat var iktidar partisinin çok öne çıkan birisi sözcülüğünü de yaptı öbürü hala hem onun sözcülüğünü yapıyor hem İçişleri Bakanlığı'nı yapıyor. Her ikisi de birer siyasal partinin, muhalif siyasal partinin genel başkanlığından geldiler. Bakın bunlara mim koyun. Birisi Numan Kurtulmuş adlı bir beyefendi, bir, bir, bir bir akademisyen, bir profesör ünvanlı bir zat. Öbürü İçişleri Bakanı, o da işte Süleyman Soylu adlı bir, bir politikacı. Süleyman Soylu isimlerini söylemek zorundayım çünkü şey yani bir malip partinin genel başkanlarıydı bunlar herhalde isimleriyle de övünüyorlardır. Yani onların isimlerinin açıklanmasında bir sakınca görmüyorlardır. Süleyman Soylu Demokrat Parti'nin genel başkanı olarak Adalet Partisi'ne hesap sorma konusunda en ağır iddialarının arkasından e, kendi kişiliğini ortaya koyarak iddialarda bulunmuş başka iddialarda bulunmuş bir kişi. E, Numan kurtulmuş da işte Harun gibi geldiler yani fakir yoksul geldiler Karun gibi altınlarla işte zengin olan bir mitolojik kral gibi zengin oldular diyen bir zat. Şimdi e, Süleyman Soylunun sayın Soylunun eski Demokrat Partili Başkanı olan zatın nasıl bir şey olduğunu, iktidar Evet, AKP'ye sanıldığını... geçmeden evvel Süleyman Soylu kongreyi kaybediyor aslında Demokrat Parti. Evet tabii bir de o var tabii. Yani evet çok güzel teşekkür ederim. Yani onlar tabii yani zaten nerede olduğu ne yaptığı bakılırsa bunlar tahmin edilebilir. O ne yaptığı görülüyor. Yani meclis toplantılarında seçilmemiş bir kişi olarak milletvekillerine nasıl davrandı yani parmak salladı filan hani seçilmişler mi atanmışlar mı diyen bir takım yazar çizer başyazar neyse bunların dalkavuğu olan kişileri hatırlatalım efendim dalga ve Türkiye'yi atanmışlar mı yönetecek diye yargıçlara filan saldırırlardı. Seçilmişler yönetecek diye politika. bak şimdi atanmış ne nasıl? Atanmış bütçeyi sunuyor üstelik. Bu bütçeyi sunuyor. Atanmış, seçilmiş değil. Neyse. O fakat benim asıl burada söyleyeceğim bu değerli, değerli öbür Numan Kurtulmuş adlı politikacının ki yani bir başka muhalif partinin genel başkanıydı ve çok ağır bir takım eleştirilerde bulunuyordu. O da dinci evet. çizgide bir genel bir bir, bir bir siyasal partiydi ve onun genel başkanıydı. Şimdi diyor ki, bakın sıkı durun. Bu devletin ödediği Türk lirasıyla gidip diyor döviz almak ahlaksızlıktır diyor. Şimdi bunu yalnız söylemeyeyim diye Google'a girdim bir araştırma yaptım. Ya ne zaman bu döviz almak ahlaksızlıktır veya ihanettir denmiş diye ya inanılmaz bir şeyle karşılaştım. Defalarca söylenmiş. Döviz almak hainliktir denmiş. İlk denmesi ne zaman biliyor musunuz? Ha 5 yıl önce 2016. Gelin Google'a bakın. Döviz almak ihanettir diye yazın karşınıza çıkıyor onu diyenler ve o sözler. 2016. Dolar kaç lira? 3 liranın altı. 2 lira 90 filan var Yani 2 liradan 3 lira sınırını aşacak diye dolar bir kriz çıkıyor ve o arada diyorlar ki Şimdi dolar almak hainliktir diyorlar. Bugün dolar kaç lira sınırını zorluyor? 15 lira. 5, 3 kere 5, 15. 5 misli. Yüzde 500. Evet. Sayın Şimdi gezi eylemleri, gezi direnişi sırasında dolar 3 liranın altındayken faiz lobilerinin bu eylemleri kışkırttığını iddia eden iktidara sormak isterim. Sizi kim kışkırttı ya? Hangi faiz lobisi? Hangi tefeciler? Kim kışkırttı sizi? Ne oldu da ülke ekonomisini yıkıyorsunuz? Bir daha altını çiziyorum. Siyasal İslamcılığın, dinciliğin 21. yüzyılda modern bir ülkeyi yönetme yeteneğinin olmadığı net bir biçimde ortadadır. Bu yeteneğinin bulunmadığını AKP iktidarı bizatihi kanıtlamaktadır. Olay bundan ibarettir. Dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de ağır bir iflas yaşıyorlar. Şimdi Nebati, Sayın Nebati, Nurettin Nebati, ekonomi Bakanı ya da daha geniş ifade edersek Hazine ve Maliye Bakanı. Bu bir iş adamı ya. Bin kişi çalışıyormuş fabrikalarında. Ayıptır. Ya devretmedin mi bu fabrikaları? Hem ekonomi bakanısın hem iş adamısın. Nasıl olacak bu? Serbest piyasada nasıl sen adil bir rekabet ortamı oluşturacaksın? Sayın Bakan, sizin yapmanız gereken iş o işletmeleri bir an önce devretmektir. Göstermelik bile olsa bakın göstermelik bile olsa. Bu ülke evet Amerika haber bülteninde de biz belirttik. Ya özel okul sahibini Milli Eğitim Bakanı, özel hastane sahibini Sağlık Bakanı, özel turizm Türkiye'nin en büyük tur operatörlerinden birini Turizm Bakanı yapan bir hükümetle karşı karşıyayız. Bu bile çare değil. Adil Adil bir yarıştan bile yana değilsiniz. Adil bir yarıştan bile korkuyorsunuz. Hiçbir zaman da adil bir yarış yapmadınız. Evet tıpkı o yurttaşımızın dediği gibi sizin için oy çaldık dediler insanlar. Demeye başladılar. Bu itiraflar, bu ifşaatlar gelecek. Tabii. Bundan kaçamayacaksınız. Yüksek seçim kurulu üyeleri. Bundan hiçbir zaman kaçamayacaksınız. 2-3 ay sonra çıkarttığınız yasalar sizi kurtarmayacak. Emin olun. Emin olun. Büyük bir suç ortaklığı içindesiniz. Bak o yurttaşımız ne diyor ekmek kuyruğunda ağlayan? Siz toplantılar yapıverin diyor orada. Tartışın durun. Ben hakkımı size helal etmiyorum diyor. Bizi bu duruma düşürenlere hakkımızı helal etmiyoruz diyor. Çünkü üç buçuk lira yerine 1 lira 25 kuruşluk ekmek almak için girmiş. Çocuklarına, torunlarına, evine ekmek götürmek için saatlerce o kuyrukta bekliyor. Ve hem İstanbul hem Ankara Büyükşehir Belediyeleri ve o belediyelerin işlettiği ki burada saygıyla analım kendisini Ahmet İsvan'dır. 1975'in efsane, 75 ile evet. 78 arası, 77'nin arasındaki efsane İstanbul'un belediye başkanlarından biridir. Cumhuriyet Halk Partili Ahmet İsvan'dır. İlk halk ekmek fabrikasını kuran Aytekin Kotil'dir. Onu sürdüren, kurumsal hale getiren. Onların kurduğu ekmek fabrikaları olmasaydı demek ki, sizin o CHP zihniyeti dediğiniz zihniyet bu tür ülkeyi inşa etmiş ya, farkında değilsiniz. Kaldı ki biz ondan bile razı değildik. Daha adil, daha eşitlikçi, daha toplumcu bir cumhuriyete götürmeye çalışıyorduk. Bu ülkeyi 20. yüzyılın başına 19. yüzyılın sonuna iade eden bir iktidarla karşı karşıyayız. Bir ulusal ve toplumsal güvenlik sorunu bir felaket kaynağı haline gelmek üzere geldi bile. Geldi bile. Şimdi Nebati ne diyor hocam? Ya sizin bir maaşı, maaşınız var diyor, onu kaybedeceksiniz. Benim iş yerimde bin kişi çalışıyor diyor benim fabrikamda. Ben her şeyi mi kaybedeceğim. Nurettin Nebati'ye buradan çağrı yapıyorum. Derhal istifa et. Ayıptır ya. Böyle bir laf edilmez bir ekonomi bakanı tarafından. Ne demek bu ya? Bir de şey diyor. Kaybetsek de beraberiz, batsak da beraber olacağız. Hayır hiç öyle bir ne şey ne yok. Münasebet. Aynı gemide falan değiliz. Bizim sizinle ortak bir milli çıkarımız da yok. Ortak bir ekonomik geleceğimiz de yok sizinle. Siz kendi küpünüzü, kesenizi doldurmakla meşgulsünüz. Bir zihniyet, bir anlayış, bir iktidar olarak söylüyorum. Kişi olarak değil. Biz aynı gemide falan değiliz. Hiç o numaraları yapmayın. O geçti. Milletin yarısına parmak sallayacaksınız, hakaret edeceksiniz. İnananlar inanmayanlar diye ayrım yapacaksınız. Hiç bunu yapmayın. Hiç bunu yapmayın. Bu ülkenin cumhuriyetçilerine, bu ülkenin yurtseverlerine, ulusalcılarına, her neyse soluna, merkez sağına, cumhuriyetten yana olan hakaret edeceksiniz her gün. Her gün hakaret edeceksiniz. Sonra geldim aynı gemideyiz. Yapma ya. Ekrem İmamoğlu'nun dediği gibi siz bir küvette bir gemi, bir kağıt kağıttan kayığı bile yürütme yeteneğinden yoksunsunuz. Bunu bile beceremediniz. Değerli seyirciler bunu söylüyor. Neymiş? Nurettin Nebati'nin bir daha söylüyorum. Çalışana diyor ki sizin bir maaşınız var onu kaybedeceksiniz. Ayıptır ya onu kaybettiği zaman aç kalacak aç. Aç. Siz de tıpkı o kadın gibi o AKP'li kadın gibi. Siz aç değil nankörsünüz mü diyeceksiniz? Nankör mü diyeceksiniz onlara? Senin fabrikanda bin kişi var senin keyfin tıkırında sen iyisin bin kişi yani onun kaybı daha büyük olacakmış o yüzden canla, canla başla çalışacakmış siz tek bir koşulu var bu ülkenin kurtuluşunun AKP iktidarından bu orta çağ zihniyetinden kurtulmaktır orta çağ zihniyetinden kurtulmaktır bu şey Fesli Kadir Mısıroğlu vardı bunların tarihçisi bu keşke Yunan kazansaydı diyen Cumhuriyete Mustafa Kemal'e hakaret eden abi herifin bir adamın bir mülkü çıktı. Adamın bir mülkü çıktı. Evet. birbirine düşmüş. Evet. Sadece Boğaz'daki bir yerde 10 milyon dolarlık bir restoranı varmış. Evet. Daha gayrimülkleri vesaire. Ya siz böylesiniz. Bırakın garip kuraba fakir fukara edebiyatını. Bu edebiyatı bir yana bırakın. Sizin seçkin, elit dediklerinizin tek bir farkı var. Ya onlar gazete okuyor, onlar kitap okuyor, onlar tiyatro ve sinemayla ilgileniyor diye. Ayın sonunu zor getirdikleri halde onları seçkin ilan ettiniz. Kitap alıyorlar, kitap. Kitap alıyorlar diye seçkin ilan ettiniz ya. Kitap seçkin ilan ettiniz. Yok öyle bir şey. Sizi önce o istismar ettiğiniz başörtülü kadınlar var ya, önce onlar götürecek sizi, göreceksiniz. O kuyruktaki kadın diyor ya rezil ettiniz bizi diye. Rezil ediyorsunuz çünkü. Olay bunlar ibarettir. Buyur hocam. Evet çok doğru.